Herkese merhaba. Merhabalar. Ozan'la beraber bu sefer haberleri değil de birazcık daha otomobil sektörünü derinden ilgilendiren Türk tasarımcıları konuşacağız. Türkiye'de Oo. Türkiye'den şu anda ...çok değerli otomobil tasarımları çıkıyor. Evet. Ve bunlar dünyada ödüller alıyorlar. Aslında bu yeni karşılaştığımız bir şey değil. Büyük ihtimalle EV9'u hepiniz duydunuz. Daha öncesinde Kia'da da yine birkaç Hı -hı. modelde daha vardı. Yeni tasarımlar da çıkıyor şimdi Türk tasarımcılarından Ama Ford da çok uzun yıllardır Türk mühendisler tarafından tasarlanan... ...üretilen araçları Tabii. yurt dışına ihraç ediyor ülkemizden. Hı -hı. Önemli bir değer aslında ülkemiz için baktığınızda. TOG'a baktığımızda ama... ...mesela TOG yurt dışından... İthal yaptı tasarıma. tasarıma kadar her şey ithal oldu. Hı hı. Bu süreç hakkında ne düşünüyorsunuz lan? Yani değerli Türk tasarımcılarımız var ama yurt dışındaki markaları hizmet diyorlar şu anda. Şöyle bunu ben de yer yer düşünüyordum. Hatta zaten bunu kaydetsek mi etmesek mi diye hatırlıyorsun. Seninle bir konuştuk böyle bir dertleşme gibi oldu. Evet. Ya bu benim aslında hani yani yaran mı desem çok mu böyle duygusallaştırıyorum süreci ama iki açıdan bakmaya çalışıyorum. İlk açı Tog'un yani ekibin tercih ettiği nokta yani nedir? Pininfarina'dan bir tasarım satın almak, projeyi ona yaptırmak. Bu ne yönden mantıklı? Yeni kuracağınız bir marka için, bir girişim için, Avrupa'ya açılacak bir girişim için Pininfarina imzasıyla girmek nereden bakarsanız bakın güzel bir hamle. Bu zaten asla kötü değil. Yani bunu kimse eleştiremez bir noktada. Ama bir noktadan da bakıyorum ki şimdi biz mesela sevgili Berk Erner'in EV9'unu bahsettik, konuştuk. EV9 yani. ama çok da güzel bir otomobil. Çok özel bir otomobil. Keşke ÖTV dilimi birazcık daha Olsun. aşağılarda olsa. da daha bir fiyat evet. olsa. Evet. Yani şimdi baktığın zaman Berk abinin imzası dünyada artık kabul görmüş EV9'da. Ve Kia'nın şu an EV9'dan yavaş yavaş böyle süze süze tüm elektrikli ürün gamına yansımış durumda. Yani şu an Kia EV otomobillerini Berk Erner'in ve Kia üst tasarım ekibinin elekten geçmiş haliyle en üstte en alta olanını izleyeceğiz. EV3 de gelecek yakın zamanda. Bu muhteşem bir şey. E geçmişe bakıyoruz. ya Porsche'de çalışmış tasarımcımız yok mu bizim? Mazda'nın yolunu aydınlatmış tasarımcımız yok mu bizim? Şu anda Mercedes'in üst tasarım ekibinde işte Gordon Wagner'la birlikte çalışan değerli tasarımcılarımız yok mu bizim? Var. Bunlar var. Mercedes Amerika'da çalışan ayrı var. Avrupa'da çalışan ayrı var. İşte bunları da düşündüğüm zaman diyorum ki ya TOK gibi bir oluşum kuruluyor ve 1970'e götüreceğim seni bu noktada. Hatırla Anadolu. Evet. Şimdi 60'ların 60 ortalarında kurulma süreci var Vehbi Koç'la birlikte. Ve e, Anadolu'nun kurulum döneminde Ford'un Amerika'da çok ciddi sıkıntılar çıkarttığını araştırdığımda gördüm ben. İlk başta işte koçu dikkate almamaları, sonrasında Vehbi Koç'un Henry Ford 2 ile gidip görüşmesi Amerika'da. Bunlar muhteşem hikayeler. Sonucunda Otosan kendi mühendis ekibine güvenmiş, buradaki insanlara, topraklardaki insanlara güvenmiş. Anadolu diye bir marka oluşturmuş ve bundan sadece... 8 sene 7 sene sonra STC16 gibi Türkiye'nin ilk spor otomobilini tasarlamak için bir Türk tasarımcıya süreci emanet etmiş. Tamam o süreçte her ne kadar ilk aşamada otosan yabancıya gitmiş oradan tekrar Eralp Noyan'a e dönmüş bu iş. Ama nihayetinde Eralp Noyan imzasıyla 1973 yılında ve o dönemin spor otomobillerinden asla geri kalmayacak bir spor otomobil yapılmış. Şimdi 70'lerde yepyeni kurulmuş bir marka. O dönemin koşullarına baktığın zaman hani çok daha acımasız hani Amerikan otomobillerinin çok Kesinlikle yoğun olduğu öyle. hani Japonların Hyundai'nin yeni yeni emeklediği dönemlerden bahsediyoruz burada yani o dönem bir Türk tasarımcıya bir otomobil emanet edilmiş ve spor otomobil yapılmış. Ben de diyorum ki 2019'da 2020'de yeni bir marka oluşturmuşken neden bu kadar cesur olamadık? Yani olsak nasıl olurduk? Yani Sevgili Berk abi gibi böyle cesur bir tasarım yapacak insan yok muydu? Onu buraya getirecek irade yok muydu? Şimdi mutlaka vardı ama bunu da unutmamak lazım. Şimdi profesyonel insanlar iş kariyerlerini hesaplarken tabii ki bir aileleri oluyor, bir gelecek planları oluyor, kariyer planları oluyor ve yeni kurulan geleceği konusunda şüpheler duydukları ve kendilerine ne kadar özgürlük verileceğini bilmedikleri Acele ettirilip ettirilmeyecekleri, rahat çalışmayacakları konusunda kafalarında soru işareti olan bir markaya gelmek istememiş olabilirler. Bu şahısların davet edildiklerinde düşündükleri olabilir. Bir yandan TOK ekibinin düşüncelerine bakıyorum. Çok kısa bir sürede bir iş çıkartmaları isteniyor. Hı -hı. Çok kısa bir sürede. Hı -hı. Şimdi biliyorsunuz satın aldığımız tasarım hazır bir tasarım. Kesinlikle. Sadece çok ufak modifiyeler yapıldı. O elde duran hani böyle katalogdan al abi elimizde bunlar var. Ya ben bunu sevdim bunu ver dediğinizde hemen aldığınız bir tasarım. Ve o tasarım sadece dış çizim olarak gelmiyor size. bayağı bitmiş bir otomobil olarak geliyor neredeyse. Şimdi acele etmeleri lazım. Baştan risk almak mı hı hı. yoksa bilinen tasarımları hı hı. beğenilen zaten bu konuda kendini rüştünü ispatlamış bir markanın iyi bir tasarımını almak mı? Bence herhalde birçoğumuz eğer çok kısa vakitte çok iş yapmamız istenseydi hazır bir tasarımı orada hı hı. tercih edebilirdik. Hı hı. Yani denenmiş prototipi zaten ortada var bir tane görüyoruz. Hani öyle bir şey almak herhalde daha iyi olabilir. Tabii o noktada zaten hani dedim ya güvenli liman olarak görüyor ve saygı duyuyorum. Ama yani e, yine de en azından mesela ilk aşamada olmasa bile bundan sonra oluşacak süreçte bir Türk tasarımcı yani imzasıyla bir TOG ürün gamı oluşması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle buna katılıyorum. Aynı zamanda TOG'un da bir yerde ayrışmaya gitmesi de gerekiyor. Çünkü Hı -hı. ister istemez belli bir partiyle çok fazla eşleştirilen bir marka oldu. Bu... Şimdi kızanlar olacak. Evet yerli bir marka. Ben sonuna kadar destekliyorum. Herhangi bir şekilde yanlış anlaşılmasın ama sokaktaki insanı da dinlemekte fayda var arkadaşlar. Böyle yapmayın. Satış adetlerini daha fazla arttırabilmesi için belki bir yerden sonra da böyle segment segment farklı markalar Çerinin yaptığı gibi hmm. ortaya da koyabilirler. Şimdi bir Sedan modeli üstünde çalışıyorlar mesela. Hala daha çok uygun fiyatlı bir model üstünde çalışmıyorlar. Evet. Daha uzun yol kat edebilecek yine lüks biraz daha böyle kallah bir otomobil hmm. üstünde çalışıyorlar. Evet. Tog'un gitmesi gereken yol Türk tasarımcılarla beraber belki uygun fiyatlı modeli tasarlamak olabilir. Güzel söyledin. Aslında Tog'un o ilk T10X'in tanıtıldığı dönemde o dönem logda yazıyordum. Ve Tog'un neye ihtiyacı var diye bir makale yazma gereği duymuştum mesela. Ve tam da bahsettiğim bu konuda yazmaya çalışmıştım. Çünkü biz bir yerli otomobil düşünüyorsak halkın erişebileceği bir otomobil Kesinlikle olmalı öyle, diye evet. düşünüyorum. Mesela şu anda Hyundai Casper ilk tanıtıldığında Güney Kore'de... biz İnanılmaz beğenmiştik otomobili. Böyle e niteliğinde ama hafif araziye de girilecek. İşte Suzuki Ignis niteliğinde bir otomobildi bu. Şu an bakıyorsun Hyundai onu Avrupa'da satışa sunacak farklı bir isimde. Erişilebilir elektrikli çok pra practical bir otomobil yani temeline baktığın zaman. İşte TOG'un e, halka inebilmesi için. Yani şu an 1.5 milyonla 2 milyon TL arasında bir otomobil satıyor. CSUV satıyor. Tamam karlılık haliyle önemli. İlk aşamada en popüler segmente kullanıcıların en çok tercih edeceklerine inandığı otomobile gidiyorlar. O platforma gidiyorlar. CSUV, CSEDAN oldu. Aynı platforma çok fazla uğraşmadan, modifiye etmeden aynı otomobili giydirmek tabii ki yani gelir kaygısıyla, üretim kaygısıyla yapılmış bir durum bu. Bundan sonraki süreçte bir BSUV belki olursa yani daha mantıklı olur, biraz daha erişilebilir olur diye düşünüyorum. Ya tabii ben şunu düşünmüyor değilim yani yerli otomobil diyoruz. Kesinlikle TOG'un içine bindiğinizde görüyorsunuz. TOG kaliteden kaçırılmış bir araba değil. Yani kaliteli bir otomobil. Hı hı. ...içine bindiğinizde o algıyı kesinlikle veriyor. Donanım özellikleri pili tartışırız bunu teknolojilerini vesaire. Ama içine bindiğinizde o insanımızı etkileme açısından ellerinden geleni yapmışlar. Sadece bu topraklarda üretilen, tasarımı Türk olan, Türk markasından çıkan bir otomobil nasıl oluyordu gümrükte yüzde kırk üzerine ekstra ÖTV eklenen gümrük vergisi eklenen bir Çin'den daha pahalı olabiliyor. Hani Çinleri bıraksalar yerli otomobilin yarı fiyatını ülkede otomobil satacaklar. Ben insanımız açısından bunu biraz üzücü buluyorum. Çünkü Çin'den gelen otomobillerin kalitesi de TOG'dan aşağı değil. Hatta bazı teknolojik özellikleri daha ileride der. Pil, pil konusunda hmm. ve benzeri özellikler konusunda. Burada da bir gözden geçirilmesi gereken durum var gibi düşünüyorum. Yani devlet desteğini kesersek eğer mesela şu 800 bin liralık ekstra finansman desteği verildi o dönem çok iyi satış yapıldı. Bu tip finansman destekleri olmasa TOK satabilir miydik? Demek ki hani SUV segmenti evet kabul edilen sevilen bir segment ama fiyat açısından baktığında pek ülkemiz insanı için de iyi bir segment değil. Yani niye herkes binmesin mesela şimdi TOK 800 bin lira olsaydı tok otomobil düzgün binebileceğimiz binek bir otomobil ya. öyle 500 tane ekrana falan ihtiyacımız yok aslında. Açık Hı. söyleyeyim. Herkes sıradaydı alırdı. hala alırdı yani. Evet, alırdı ben de öyle düşünüyorum. Şu anda mesela TOG'un yeni bir sınavı var. Hani bunları düşündüklerini pek zannetmiyorum. Çünkü Almanya'da biliyorsun sene sonunda girme durumları evet. var. Şu anda da Almanya'da elektrikli otomobil pazarı geriliyor. Yani yani geri bayağı satışları geriliyor. Gerileyen bir pazara elektrikli otomobil sokacaklar. Zor macera. Zor macera gerçekten. Bakalım göreceğiz. Bir dönem TOG'un plug-in hibrit ya da hibrit otomobili yapması çok öneriliyordu. Hani neden Türkiye'ye daha uygun bir model falan deniyordu ama orada da kaçırılan bir unsur söz konusu arkadaşlar. TOG geleceğe yatırım. Yani şimdi ki. geleceğe yatırım yapıyorsanız TOG doğru bir adım. TOG doğru bir tercih. Yüzde yüz elektrikli otomobil üretmeleri. Ekstra olarak orada unutulan bir detay var. Plug-in hibrit de olsa, hibrit de desek buna... İçte yanmalı bir motor var onun içerisinde ve elektrikli motorla nasıl çalışacağı bunların hangi unsurlar içinde hangi koşullarda birbirlerine destek olacağı ne kadar destek olacağı inanın bana yüzde yüz elektrikli otomobil yapmaktan biraz daha zor. Yani o kolay bir mühendislik değil zaten o kadar mühendisliğiniz olsa işten yanmalı motor yapın koyun motorun içine yani şimdi elektrikli otomobil niye güzel seçenek yapması çok daha kolay hepimiz Tabii. biliyoruz bunu yani. Çok daha kolay olduğu için bir trilyon tane şu anda elektrikte ismini bilmediğimiz marka otomobil var. üreticisi var, marka var. O geliyor, bu gidiyor, o modeli duyuruyorlar. Her gün bir cep telefonu gibi yeni bir modelle AliExpress'te de var yani. Evet değil mi? Çok acayip <laughs> bir yere doğru gidiyoruz. O yüzden biz de üretebildik hemen kısa sürede böyle bir otomobili. Bence doğru bir tercih bu konu. Yani Ancadın. Diğer taraf bizi biraz aşan bir konu olurdu ve... Birazcık da ölü yatırım yani ölen bir pazara, hı hı. öleceği düşünülen, tahmin edilen, öngörülen bir pazara hı hı. yatırım yapmamız... ...bizim için gerçekten ülke için çok böyle feasible bir olay değil. Vakabı. Şimdi buradan şeye geleceğim sana. Elektrikli otomobilin geleceği açısından baktığında şimdi Türkiye'de otomobil hep bir yatırım aracı olarak görüldü. Doğru. Yatırım aracı derken hep şöyleydi. Alırım, kullanırım. Paraya sıkıştığımda da... Çıkartacağım. Abi parası üstünde ya yani... Çocuğumu evlendireceğim Hı -hı. okutacağım mı sat, sat. hem okutları hem de para cebime kalır falan diye Doğru. düşünürdü insanlar. Keple böyle oldu hatta son dönemde daha da acayip bir şey oldu. Bir koydun üç kazandın falan böyle saçma sapan bir yere oldu, gitti maalesef. o taraf ne yazık ki bir dönemde Hı -hı. de olmaması gereken bir şey bu arada. Şimdi elektrikli otomobillere baktığımda böyle bir şey olmayacak gibi. Yok çünkü şu anda mesela benim etrafımda elektrikli otomobil olan insanlar kilometre yapmaya başladıkça gözleri dönmeye başladı böyle. Ben yine işte hani çok kilometre yapmayayım da çünkü değer kaybı olacak gibi 50 bin 60 bin 70 bin kilometrede değer kayıplarını konuşmak için bence erken çok erken evet, çok mi? erken yani biraz fazla evham var gibi geldi bu noktada bana. Elektrikli otomobiller servis maliyeti düşürdüğünde inanılmaz avantajlı. Mesela Tesla bu noktada bir numarada şu an. Geçtiğimiz günlerde Amerika'da bir makale okumuştum. İşte Kia EV6'sı olan birisi servise gitmiş. 250 dolarlık bir servis maliyeti çıkmış ve çok fazla diyor. E, Ioniq 5'i olana 60 dolarlık bir şey olmuş mesela. Yani çok komik rakamlar bunlar. Yürütme maliyetleri daha avantajlı. Şimdi sen bahsettin elektrikli otomobil kullanmak Normal bir otomobil kullanmaktan inanılmaz rahat. Bakın, en ucuz elektrikli otomobili satın alın. Eğer şehir içerisinde kullanacaksanız premium çok otomobil keyif. kadar keyif alırsınız. Çünkü sessizlik, Kesinlikle akıcılık, öyle. o akıcılık, o yelken modu dediğimiz olay bunu her türlü elektrikli otomobilin çalışma prensibi gereği hissediyorsunuz ve bu inanılmaz bir konfor hissi olarak size sürüşünüze yansıyor. O yüzden elektrikli otomobillere çok mesela hani ne kullanıyorsun diye soruyorum. Hani elektrikli otomobil ben almam, kullanmam. Ne kullanıyorsun? İşte Renault Clio kullanıyorum veyahut da Hyundai i20 kullanıyorum. İşte sen aslında ne bileyim Renault Zoe alsan aslında senin hayat kaliten artacak biliyor musun? Yani sürüş kaliten otomobil içerisinde geçirdiğin zaman çok daha keyifli hale gelecek. Hele ki manuel bir otomobil kullanıyorsan yani sen çağ at diyeceksin aslında. Biraz bir denemek lazım. Yani test sürüşlerinden para almıyorlar bildiğim kadarıyla. Bayilere gidin. Değerli izleyiciler ve elektrikli otomobilleri deneyin. Bundan çekinmeyin. Çekinmeyin ama orada da şöyle bir şey var tabii ki. Şimdi bayiler biraz kısa surat duruyorlar. Doğal olarak yani kalkıp da kilometre yapamıyorsunuz aracınızla beraber. Elektrikli otomobili ilk bindiğinizde tek pedal modundayken mesela bir arkadaşım ilk defa Tesla'ya bindiğinde hı hı. amatör şoför gibi ya sürekli böyle zıplıyorum falan dedi. Yığılıyor araba vesaire evet. dedi. Hı hı. O yanlış bir şey. Yani biraz elektrikli otomobili verip şöyle bir 100 kilometre 50 kilometre yapmak lazım hı hı. ki şeyi hissetsinler. Bir alışsınlar tek pedala ve tek pedala alıştıktan sonra da şey zor of, geliyor biliyor musun? Of. Frene basmak. Çok güzel bir şey ya. Yani Tog'un Evet değer kaybı belki biraz fazla olacak ileride. Ben alanların hiç değerine satabileceklerini düşünmüyorum bir yerden sonra. Bu finansman destekleriyle vesaire devam ederlerse zaten. Ve yeni girecek otomobillerle. Ama şu var. Belki de elektrikli otomobillerle beraber Türkiye'deki bu otomobilin bir yatırım aracı olması kaygısı biraz değişir ve hı hı. keyif için bildiğimiz cihazlara dönüşüyor. Yani aldığımız 10 yıl kullanırız. Hı hı. Belki de böyle bir şey lazım. Çünkü Çinlilerin ve Avrupalıların gördüğüm kadarıyla özellikle Çinlilerin en çok bastırdığı şey bunu bir cep telefonu gibi bir şey yapmak istiyorlar. Yani iki yılda bir değiştirmek isteyeceğiniz, hı hı. her yıl değiştirmek isteyeceğiniz özelliklerle süsledikleri bir model. Tesla biraz farklı bir yerde yer alıyor. Çünkü Tesla sürekli güncelleme vererek de araçlarına aslında her seferinde yeni bir araç kullanıyormuşsunuz hissi yaratmaya çalışıyor. Bağlılık artıyor. Evet, Tesla ...aracı değiştirmeden uzun süre kullananlarla övünürken... ...diğerleri de sürekli olarak bir makyajlama, yeni bir model çıkartma... Hı -hı. ...yazılım güncellemesi değil de otomobil güncellemesi konuşma Hı -hı. vesaire tarzındalar. O biraz tehlikeli bir kısım o taraf. Yani arabayı gitgide gide ucuz atarak sürekli değiştir yapmak ülkemiz açısından da çok büyük evet, bir problem. Doğru. Bizim burada yazılım güncellemeleriyle özellikleri artacak. Aldığınızda full donanım aldığınız ve uzun süreler kullandığınızda... ...fazla fazla size hizmet etmeye devam edebilecek otomobilleri düşünmemiz lazım. Hı hı. O tarafta da şu anda en büyük kaygı Elektrikli otomobiller servise az gidiyorlar. Hatta hı. servise gitme şeyin yok. Fitreleri kendin de değiştirebilirsin hı hı. belki ama... ...kaza yaptıklarında şu anda ne yazık ki serviste bekleme süreleri daha uzun. Yüksek doğru. Evet onu ben de fark ettim açıkçası. Ama hani gülü seven dikenine katlanır mı desek. Mesela işte tek pedal dediğin olay her otomobilde yok bu arada hani onu ifade edelim her elektrikli otomobilde tek pedal sürüşü yok yani tek pedal olayı sadece ayağını gazdan çektiğin zaman otomobilin kendini durması değil aynı zamanda tam fonksiyonla durması evet. anlamına geliyor bazıları evet yavaşlatıyor rejenerasyonunu yapıyor rejeneratif frenlemeyi ama yine de son dokunuşu sizden bekliyor ama işte Ioniq 5 gibi EV6 gibi yüksek rejenerasyon yönetimi olanlarda tek pedaldan bahsetmek mümkün Fiat 500e de aynı şekilde öyleydi mesela ama tek pedala alıştığınız zaman işte diyorsunuz ki ya ben bazı şeylere katlanabilirim galiba. Şehir içerisinde kullanıyorsam bu otomobili. Evet elektrikli otomobiller gelişiyor. Ülkemiz TOG'la beraber güzel atılımlar yapıyor. Görüyoruz. Ben TOG'un yanına bir marka daha gelebilir mi? Merakla bekliyorum. Uygun fiyatlı bir otomobil gelirse gerçekten de. Var aslında biliyorsun Amperino şu an işte mikrokar olarak hazırlanıyor. Mikrokarların ülkemiz için çok önemli bir aşama. Yani mikrokarlar yapılması lazım. Ama bu mikrokarlar yapılırken de araçlar, mikro araçlar Hı -hı. görüyorum. Güvenlik sanki çok arka planda bisikletten bozma otomobillermiş gibi içine bindiğinde kendimi güvende hissedemiyorum hı. onlarda. da. Ya ami havası mı ya, şu, alıyorsun biraz yani? Biraz, biraz öyle ama. evet yani otobana çıkmaya çok uygun değil gibiler hı. yani şimdi burada şunu da unutmamamız lazım otobana çıkan bir aracın minimum 100-120 kilometre hızları hı hı. çok iyi konforlu bir şekilde yapabiliyor olması lazım 100 kilometre saat hız dediğin şey bir otomobil için yani. büyük bir aşama değil aslına baktığınızda hı. neden? Bu sadece sizin için değil, otobandaki diğer araçların güvenliği için de geçerli. Yani siz otobanda 60'da 70'te gidemezsiniz. Otoban güvenliğini yapıyor riske atıyorsunuz. Aynı zamanda arkadaki araçlar için de otoban keyfini bal baltalıyorsunuz. Hani bu tarafta biraz şey yapılması lazım. O mikro araçlar yapılırken de acaba mikro araç mı, yoksa Suzuki Swift ya da ilk mikralar gibi? Hı. İşte Suzuki Ignis de o şekilde. Evet. Yani, yani birazcık daha evet küçük bir otomobil. Ama bir otomobil. Hyundai'nin işte Casper'da yaptığı işte evet. o formül olabilir. Amperino'yu kullanma şansım olmadı ama fuarda bir tecrübe ettim otomobili. Fiziksel olarak dokundum. Yani ekibin söylediği güzel şeyler var kulağımda. Seri üretime geçtikten sonra da yolda kullanmak isterim. Şu an prototip devam e, tabii ediyor. Tabii görmek isteriz. Öyle. Mikro araçlar şehir içi trafik için. Tabii. Bir kurtuluş olabilir. Muazzam. Ama tabii Türk insanı için hani otoban dediğimiz şey ki İstanbul'da otobana çıkmadan ...bir yerden bir yere hmm. gitmek oldukça zor olabiliyor bazen. bazen. Yani hep şehir içinde kalmıyoruz. Hmm. Şehir içinde kalsak bile otobandan gitmemiz gerekebiliyor. Hmm. İşte bu tip koşullar içinde bunların da göz önüne alındığı cihazlar bekliyoruz... Farklı bir başlıkta girdik, farklı bir yerden çıkıyoruz, farkındayız. Evet. Bir podcast gibi elektrikli otomobiller hakkındaki böyle bir genel düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak istedik. Bir program serisine devam edeceğiz uzanla beraber. Önerileriniz, eleştirileriniz her zaman açığız. Her söylediğimizin doğru, son, nihai karar olmadığını, kanun olmadığını da bilmenizi istiyoruz. Bunlar bizim görüşlerimizdi. Sizlerin de eleştirilerini ve yorumlarını merakla bekliyoruz otomobiller hakkında. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.